Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber çok lezzetli bir köz patlıcan çorbası yapacağız. Öncelikle çorbamızın patlıcanlarını közleyerek başlayacağız. Ben patlıcanlarımı fırında közleyeceğim. İsterseniz benim gibi fırında közleyebilirsiniz. Ya da tercihe göre ocak üzerinde veya mangalda da közleyebilirsiniz. Çorbamız için şöyle 3 adet patlıcan kullanacağız. Şimdi patlıcanlarımızı fırın tepsimize alalım. Patlıcanlarımızı önceden ısıtılmış 220 derecelik fırınımızda yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar közlenmeye bırakıyoruz. Közlemiş olduğumuz patlıcanlarımızı kabuklarını soyduktan sonra ince ince doğradık. Şimdi çorbamızın yapılışına geçelim. Tenceremizin içerisine göz kararı yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı alıyoruz. Ardından dolu dolu 1 yemek kaşığı tereyağımızı ilave ediyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra 2 yemek kaşığı unumuzu ekliyoruz. Unumuzu da kısık ateşte tereyağımızla beraber kokusu çıkıncaya kadar kavuruyoruz. Yaklaşık 1-2 dakika kadar. Unumuzun kokusu çıkmaya başlayınca közlemiş olduğumuz patlıcanlarımızı ilave ediyoruz. Ardından 2 diş kadar rendelenmiş sarımsağımızı ilave ediyoruz. Şimdi patlıcanımızı da tenceremizde 1-2 dakika kadar döndürüyoruz. Ardından 2 su bardağı kadar soğuk sütümüzü ekliyoruz. Sütümüzü yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Biraz ekledikten sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Ardından kalan sütümüzü ilave ediyoruz. Şimdi çorbamıza yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ılık suyumuzu ekliyoruz. Çorbamıza biraz tuz ve karabiber ekleyelim. Tuz miktarını tamamen kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyoruz. Karabiber miktarını da tamamen kendi damak tadınıza göre fazlalaştırabilirsiniz. Şöyle çorbamızı bir karıştıralım. Ve çorbamızı kaynamaya bırakalım. Evet, çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi ocağımızın altını kısığa alalım ve kısık ateşte çorbamızın özleşmesi için 3-4 dakika kadar daha kaynamaya bırakalım. Evet, çorbamız oldu. Şimdi blenderdan geçirelim. Arkadaşlar, çorbamızın kıvamı tam olarak bu şekilde. İsterseniz böyle tanecikli olarak da tüketebilirsiniz ya da benim gibi blenderdan da geçirebilirsiniz. Çorbamızı blenderdan geçirdikten sonra da şöyle tam kıvamını göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi tam kıvamında oldu. Şimdi çorbamızın üzeri için biraz tereyağı ve pul biber yakalım. Dolu dolu bir tatlı kaşığı kadar tereyağımızı tavamıza alıyoruz. Tereyağımız tamamen eridikten sonra bir çay kaşığı pul biberimizi ilave ediyoruz. Pul biberimizi de yağımızın içerisinde birkaç saniye döndürüp ocaktan alıyoruz. Tam kıvamında efsane bir çorba tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.